Diyarbakır, Suruç, en son Ankara. Esas olarak şey, yani iktidarın beslediği çeteler eliyle muhalefeti susturmak, korkutma ve esas olarak sokak ayağını kesme. Çünkü o güne kadar ciddi anlamda bir muhalif, hani sokak ayağı gerçekten şey giderek güçleniyordu. Ve şey, iktidar bunu başardı da aslında, birçok yönüyle başardı. Yani insanlara bir korku, sokak korkusu. Çünkü insanlar şunu yaşıyorlar. Bırakın hani 10 kişilik, 20 kişilik eylemleri, sokakta giderken bile, hani metroya binerken bile, otobüse binerken, kalabalıkta gezerken bile şey, tedirgin oluyordu. Acaba burada da patlar mı, patlayabilir tedirginliği yarattı. Bu anlamda şey, yani bir kırılma yaşandı. Bizim için şey, çok zor bir süreçti. Çünkü şey, yani sendika kadro olarak da, hani onlarca kadrosu olmayan bir sendika, herkes bu işi gönüllülük temelinde yapan, hani ücret karşılığı değil, gönüllülük temelinde yapan ve bizim 6 üyemizin 5'i, yöneticimizin daha doğrusu, bu sendikayı kuran arkadaşlarımız. Yani Tekin abi, Erol, Maviş, İsmail abi bu sendikayı sıfırdan kurup var edenler ve onların kaybı bizim için, hani sendika için varlık yokluk meselesiydi. Yani ilk dönem o bir hafta 10 gün işte koşturuyorsun, işte taziye çadırları şuraya buraya koşturuyorsun ama ondan sonra sendika olarak şey yaptık, hani şapkamızı masaya koyup hani devam mı edeceğiz, hani götürebilir miyiz biz? Çünkü temel kadrolarını kaybetmişsin, yoksa buraya kadar mı diye şey yaptık. Sonra devam edeceğimizi, yani bir şekilde giden arkadaşlarımızın yerini ne kadar da dolduramasın, çünkü onlar ciddi anlamda deneyimliydi. Yani yılları inşaat işçisiydi aynı zamanda bunlar. Yani devam dedik. Bombalı faaliyet, bu bombaların patlatılması süreci öncesinde bir gezi yapılması mevcuttu ve iktidar hala bugünlerde bunun şeyi yaşıyor, tedirginliğine bir hala gezi üzerinde saldırıda devam ediyor. Ve ondan sonra o gezinin sürümlenmesinden sonra bu defa bu hem 6-7 Ekim olayları üzerinden hem giderek yükselen o sınıf hareketinin arayışları ve sokak hareketinin güçlenmesi az önce Yunus'un dediği gibi iktidara bir korku yarattı. Ve bu korkunun da tek başına alamadığı için çeteleriyle, besledikleri çeteleriyle sönümlendirdiler. Artık bomba patlatmıyor ya da bombalar patlamıyor ama bu defa farklı bir saldırganlık var. İşçi sınıfı, emekçi yılları sokakta söz hakkı tanımıyor. Saldırıları bu şekilde devam ediyor. Yani o günden bu zaman aslında çok değişen bir iklim yok. Ya aileler açısından tabii ki zor. Hani çünkü şöylesi bir şey. Yani çünkü şey, bir anlık bir şey bu. Hani gidiyorsun, bir anda her şey değişiyor. Aileler açısından da o. Bir anda her şey değişiyor. Ve ağır bir şey. Yani aileler yaşamını nasıl sürdürüyor? Sonuçta tabii ki hani yaşamlarını sürdürüyorlar. Ama bir taraf hep boş. Tiyatro, yani aslında tek kelimeyle hani o dönem yaşananlar da bir tiyatroydu. Hani sadece aslında burada şey... O dönem avukatlarımızın da söylediği veya bu dönem de öyle. Ya mahkemeler biraz bizim açımızdan son yıllarda bir tarihe şeh düşme. Yoksa hiçbir, gerçekten öyle. Hani mahkemelerde bir şeyin değişeceği, yani avukatların tutuklandığı bir dönemdeyiz. Hatta mahkemeden alınıp tutuklandığı bir dönemde, hani adaletten bahsetmek zaten söz konusu değil. Ama şey açısından önemli, tarihe şer düşüyor. Orada konuşulan her şey tarihe şer düşülüyor. Yoksa bir şey değişeceği ancak hani esas olarak şey, yani sınıf hareketinin, Kürt hareketinin, muhalif hareketinin güçlenmesi sonucunda bir şeyler değişebilir. Hani mahkemeleri de sen o yönde değiştirebilirsin. En azından bir
Gezi dönemindeki şeye baktığın zaman mahkemelere, yani mesela mahkemelerin ilk, hani Gezi'de kaybettiklerimizin mahkemelerin ilk dönemine bakıyorsun, çok farklı. Ama muhalefet düşmeye başlayınca aynı mahkemeler, aynı hakim çok daha saldırgan veya şey olabiliyor. Bunu 12 davaları yani böyle uzun sürmesi, aslında faillerin belli olup bu kadar gizlenmeleri ya da nasıl diyeyim, bu çetelerin gözaltına alındığında kelepçelenmemesi dahi aslında bakış açısının nerede olduğu, hani bu sistemin, bu yargının nerede nefes aldığı çok açık. Yani kimden yana olduğu çok açık. Bu anlamıyla biz bir sahne var. O sahnede bu filmi izleyen, yani trajikomik filmi izleyen insanlarız. 5 yıllık sürece baktığımızda hani evet, bir gerileme, yani tüm hareketlerde bir gerileme var. Bir suskunluk, tüm baskılara, şuna rağmen bir suskunluk. Ama şey de var, her zaman bunu söyleriz ama gerçekten de öyle, o dipten gelen dalga hep söyleriz. Her dönem, en kötü dönemde bile dipten gelen dalganın olduğunu söyleriz. Gezi isyanını bu iktidar unutmadı. Çünkü dipten gelen gerçekten bir şey vardı. Birikti, birikti, bir noktada patladı. Bugün de öyle. Tamam, karşıda bir güç var, saldırıyor. Sen ayağını geri çektikçe o senin üstüne geliyor. Bugün de görünüyor bu. İşçi sınıf hareketi, Kürt Ulusal Hareketi, tüm muhalif hareket ne zaman hani sokak derken aslında sokak bir şeyi ifade ediyor. Ondan kaynaklı sokak. Tekrarlıyorum. Ayağa kalkması, doğrulmasıyla iyi günler bizi bekler.